Gonca? Hanımım? Sen ne yapıyorsun? Sen kimsin? Sana soruyorum. Sen kimsin? Ya da şöyle sorayım. Ben senin neyinim? Cevap ver. Hanımı mısınız? Ben senin hanımınsam, sen benim neyimsin? Hizmetçinizim. Sen benim hizmetçimsen. Ne cüretle eşyalarıma dokunup kıyafetlerimi giyersin, ne cüretle? Hanımım. Bu sıktığın parfüm senin bir aylık maaşın, duydun mu? Ben özür dilerim. Bu odada bu parfüm kadar değerin yok. Duyuyor musun beni? Ben... Gonca, gel buraya! Gonca, ne oldu? Bütün kıyafetlerimi tek tek yıkayacaksın. Allah bilir, sen onları daha önce de giymişsindir. Ne oluyor burada ya? Hanımefendi utanmadan bütün kıyafetlerimi giyip çıkarmış. Ama öğrendi. Benim kıyafetlerimin ona kaç beden büyük olduğunu. Hadi şimdi işinin başına. Pişman olacaksın. Ne diyorsun baba? Sence gelecek mi kadın? Tabii gelecek oğlum. Gelmeyip de ne yapacak? Hatta geldi bile. Alo, söyle. Nasıl? Emin misin? Tamam, anladım. Tamam lan, anladım. Ne oldu baba? Kimdi arayan? Murat abi. Al, getirdim paranı. Kızını da al götür. Ne yapıyorsan yap, bu iş burada bitsin. Önce paraya bakalım, ondan sonra. İstiyorsan tek tek say. Tam 100 bin var.
100 bin diyorsun ha? Gitti 1000 lira. Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Baba ne yapıyorsun sen ya? Hop. 1000 lirası daha gitti. Manyak mısın sen? Getirdim işte paranı. Getirdin ha? Getirdin. Keriz mi sanıyorsun lan sen beni? Benim alnımda enayi mi yaz? Sen kimi didiklediğini zannediyorsun lan? Ha? Kimi? Ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Sahte ulan. Bu paraların hepsi sahte. Ulan bana sahte parayı verip polise kıskıvrak yakalatacaktın değil mi? Yok öyle bir şey. Hepsi gerçek. Bana bak kadın. Ben keriz değilim. Kocanı, kaynananı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Anladın mı? Şimdi çocuğu alıp doğru çiftliğe gidiyorsun. 2 gün sonra bu paranın gerçeğiyle geliyorsun. Yoksa her şeyi anlatırım. Hayatını karartırım ulan senin hayatını. Anladın mı? Murat abi. Murat abi. Baba, paranın sahte olduğunu nereden anladın ya? Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz vardır herhalde, değil mi? Benim Gonca. Söyle. Arzu'nun getirdiği paralar sahte. Sakın oyuna gelme. Nasıl? Bugün konuşurken duydum. Sahte para ayarlamış. Seni kandırmaya çalışacak. Emin misin? Tabii ki eminim. Kulaklarımla duydum diyorum. Hem emin olmasam seni aramazdım bile. Ne olur benden duyduğunu söyleme. Yoksa beni öldürür. Tamam anladım. Senin için kendimi tehlikeye atıyorum. Eğer söylersen ben biterim, anladın mı? Tamam lan anladım. Al, getirdim paranı. Casusumuz sağ olsun. İşe yaradı ha. Vay be. Gammazla da ha. He ya. İyi korkutmuşuz gözünü. Yalnız var ya baba. Telefonla konuşurken hiç renk vermedin ha. Düşün bak ben bile çakozlayamadım davayı. Oğlum senin bu baban var ya bu baban. Şeytana pabucunu ters giydirir ha. Lan biz yenge dedik bağrımıza bastık. O bize ne yaptı be? Ayıp etti vallahi baba. Bırak. Şimdi artık o düşünsün. Şu Gonca mıdır nedir? O daha bizim çok işimize yarar. Yarar, yarar. Ne bakıyorsun öyle? İnsene aşağı. İn. Arzu Hanım, ne oldu?
Bittim ben Gonca. Bittim. Veysel paraların sahte olduğunu anladı. Ama nasıl olur? Nasıl anladı? Bir bilsem. Adam paraları eline alır almaz yırtmaya başladı. Körü görmez nasıl anlar ki? Ben kurtulmaya çalıştıkça iyice ayağıma dolandılar. Çıldıracağım. Oh be, sonunda gitti. Artık o gittiyse onun eşyaları da gitsin. Hey bu pis bebeğin odamda hiç işi olmaz. Güle güle bebek bozuntusu. Hih, bebeğim. Ne olur atma. Yine mi geldin sen? Hani gitmiştin? Güle güle bebek. Hayır. Oh, canıma değsin işte. Elif, ne oldu canım? Bebeğini mi düşürdün? Yoksa kendi mi atladı? Tuğçe mi attı yoksa? Tuğçe mi sahiden? Ama neden? Gel bakalım. Tuğçe bebeğini neden atmış, beraber öğrenelim, tamam mı? Şimdi çocuğu alıp doğru çiftliğe gidiyorsun. İki gün sonra bu paranın gerçeğiyle geliyorsun. Yoksa her şeyi anlatırım. Hayatını karartırım senin, hayatını. Ne yapacağım ben? Nereden bulacağım o kadar parayı? Bankadaki hesabı bozduracağım. Başka çare yok. Bir anı fark ettirmeden bir an önce halletmem lazım. Oyuncaklarına, eşyalarına zarar vermemelisiniz. Öyle değil mi? Halacığım sen de Elif'in eşyalarını dışarı atma bir daha, olur mu? Söz mü? Duyamadım. Söz. Halacığım sen de söz ver. Söz. Aferin size. Ben gidiyorum şimdi. Siz de barışın. Hadi. Merak etmeyin. Korkulacak bir şeyim yok. Beni neden anama şikayet ettin? Bak, üzüldü. Kötü oldu yalan. Ama ben şikayet etmedim ki. Göreceksin sen. Göstereceğim sana gününü. Korkudan altına yapacaksın. Benim bir ara okula dönmem lazım. Şu proje ödevi tamamen diğer arkadaşın üstüne kaldı.
Abla, sen bir süre yalnız idare edebilir misin? Ben hemen gidip gelsem. Zaten ödevi bitirip hemen geleceğim. Benim suçum. Hepsi benim suçum. Abla iyi misin? Ay ben hemen gidip bir arabam getireyim sana. Sağ ol Gonca. İyi dersler Selim Bey. Gonca, ben bankaya gidiyorum. Acilen şu para işini halletmem lazım. Sorun olursa alışverişe git dersin. Gerçi bir şey söylememe gerek yok. Sen ne diyeceğini bilirsin. Halledersin sen. Elif'i gözünün önünden ayırma. Tabii. Bul bakalım o kadar parayı da görelim. Bir de Elif'e bakacakmış. Çok acıyor mu? Yok canım, çok değil. Ben şu bulaşı bitireyim. Abla, otur lütfen. Bulaşık kaçmıyor ya. Ya şu kanını dinsin bari biraz. Ablacığım. Elif gelmediği için bu kadar üzgünsün biliyorum. Yani ben diyorum ki Elif'i yani Elif'in ya işte Kenan Bey'e Elif'in onun kızı olduğunu söylesem belki de bunların hiçbiri olmayacak. Zeynep, sen ne dediğinin farkında mısın? Ablacığım hemen tepki verme. Bak seni de Elif'i de ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ama şu haline bak abla. Benim halimde bir şey yok ki. Tek eksiğim kızım. İşte ben de onu diyorum ablacığım. Kenan Bey'e söylesen hem Elif orada yabancı gibi kalmaz, hem de sen bu durumda olmaz. Olmaz Zeynep. Ben kimsenin huzurunu kaçıramam. O yüzden Kenan Elif'in öz kızı olduğunu asla bilmeyecek. Sayenizde çiçekler kurtardı beyim. Benim değil, Melih Bey sayesinde. Ona teşekkür etmeliyiz. Rica ederim Kenan Bey. Bir faydamız dokunduysa ne âlâ. Buyurun, müsaitseniz bir çay içelim. Hem sohbet de ederiz. Tabii, olur. Kolay gelsin. Sağ olun beyim. Güzelim. Bizim mekanda böyle bir yer işte. Aa şundan suyu alıyorsun. Bununla da köpürtüyorsun. Nasıl ama? Süper. Ya inanılmaz modern bir yer hayatım. Yavrum hadi gidelim hemen. Ya nereye daha yeni geldik. Ya kızım babam geldi. Ayıp olur şimdi hadi. Bak bak. Gördün mü? Tutmuş bir de kızı getirmiş. Armut. Genç çocuk abi olur öyle. Nişanlısı falan mı? Yok ya ne nişanlısı. Kim ne yapsın bu tipozu? Bak bak ey Allah'ım ya. Boş ver abi takılsın. Peki abi Zeynep Hanım. Ha? Yani diyorum onun böyle söz nişan var mı bir şeyler? Ha. Yok ya ne nişanı. Bizim kız biraz asidir biliyor musun? Biz onun turşusunu kıracağız.
Yani okul falan bir şey göndermediniz. Yok ya, ne okulu? Bizim kız 15 yaşından beri çalışır. Bizde öyle okul mokul olmaz. Öyle yani. Kolay gelsin. Sağ ol. Kusura bakma, daha erken gelecektim ama kafe çok yoğundu, çıkamadım. Sorun değil, gelmeseydin keşke. Ben hallediyorum. Olur mu öyle şey ya? Her şeyi sen yaptın zaten. Nasıl gidiyor? Grafikleri çıkaralım mı? Ne kadar çekmek istiyorsunuz? 100.000. Bugün bu meblağı hazırlamamız mümkün değil. Ne demek o? Böyle yüksek miktarlarda para çekeceğiniz zaman bankaya birkaç gün önceden talepte bulunmanız gerekiyor. Nasıl yani? Kendi paramı çekemeyecek miyim canım? Lütfen söylediğim miktarı çekin. Hemen, şimdi. Hanımefendi, söylediğim gibi bu meblağı bugün hazırlayamayız. Bu mümkün değil. Peki, ne kadar çekebiliyoruz? 2 abi, yeni bir mekan var abi. Buranın 2 katı. Hem daha merkezi bir yerde. Nezih, ferah. Param var diyorsan abi, orayı düş aşağı kapatayım sana. Ya Erkut, hele burayı bir adam edelim, sonra düşünürüz. Abi sahibi çok sıkıntıda. Yok pahasına bırakacak. Kaçırmayalım, o yüzden diyorum. Mekan o kadar iyiyse adam niye sıkıntıda ki? Ya bilmediği işlere girdi yer. Burayla bir alakası yok. O anlamda endişen olmasın. Ama abi inan buranın 10 katı para kaldırırız orada. Kaç para istiyor? Konuşuruz abi. Burası kadar kelepir olmaz. Ama mekanın getirisini düşünürsen aile aile değer oraya abi. Sen bir düşün, eline toplu para geçerse ben hemen kapatayım abi orayı. Bilmem ki Erkut, ne işlere girdik ya. Vallahi abi, kaçırırsan üzülürsün. Ya bir yerden yüklüce bir para bekliyorum biliyor musun? Sağa sola biraz iş yaptık. O para bir gelsin, bakalım ha. Tamam abi, nasıl diyorsan. Ama yeter ki gecikmeyelim, kaçırmayalım mekanı abi. Bana formülleri söylesen oradan. Tablonun altına yazayım. Tamam. Varyans eşitliğini söylüyorum. F eşittir. Kolay gelsin. Merhaba Pelin. Neredesin sen Zeynep? Buradayım işte, projeyle uğraşıyoruz, görüyorsun. Onu demiyorum. Bugüne kadar neredeydin? Yani çocuk koca projeyi tek başına yaptı resmen. Çalışıyorum Pelin, bilmiyor musun? Vallahi ne diyeyim Zeynep'ciğim. Ay iyi ki seninle ortak projede birlikte değildik. Vallahi yat kalk Selim'e dua et bence. Ne diyorsun sen Pelin? Keyfimden mi çalışıyorum ben? Yani duyan da sağda solda gezip tozuyorum sanır. Acaba? Hadi size kolay gelsin o zaman. Ne diyorsun baba? Sence kadın verecek mi bize 100.000 lirayı? Tabii ki verecek oğlum. Vermeyip de ne yapacak? Vay be. 100.000 lira. Çok iyi para ya. Lan oğlum 100.000 lira ne ki ya? Onlara koymaz. Ne yapacağız peki? Var kafamda bir şeyler. Vay. Yeni arabayı diyorsun. Yok, onu her halükarda alırız nasıl olsa. Ne peki? Erkut bahsetti bu sabah. Daha yeni bir mekan varmış, daha güzel, merkezi, para basarsınız diye. Harbi mi diyorsun? Adamın borcu mu varmış ne? Düşeşe getireceğiz yani.
alabilecek miyiz peki? Vallahi Erkut sağlam adam. Her türlü bitirir. Ondan yana sıkıntım yok. Şu Arzu karısı var ya, sahte para getirmeseydi şimdiye kadar çoktan almıştık o mekanı. Şöyle oturalım da karşılıklı bir güzel konuşalım seninle güzel kız. Nihayet bitti. Hadi geçmiş olsun. Ben kaçtım. Selim. Ben teşekkür ederim. Yani projenin çoğunu sen yaptın. İlkini hiç bahsetmiyorum bile. Çok sağ ol. Sorun değil. Alo. Zeynep Hanım merhaba. Kimsiniz? Benim Erkut. Buyurun Erkut Bey. Rahatsız etmiyorum inşallah. Aslında şu an pek müsait değilim. O zaman sizi çok tutmayayım. Bugün sizi nereden alacağım diye sormak için aramıştım. Ne münasebet Erkut Bey, siz beni niye alasınız ki? Zeynep Hanım dün biz ne konuştuk unuttunuz mu? Bugün buluşup bir yerlerde bir şeyler içecektik. Ben öyle bir söz var... Zeynep Hanım dün ne dedim ben size? Ne siz beni üzün, ne ben sizi. Kaçta alayım sizi? Bugün müsait değilim. Yarın buluşalım. Tamam Zeynep Hanım. Sizi mi kıracağım? Yarın olsun değil mi? Çıkmayacak. Hep o başlatıyor ama Gonca. Tamam, neyse ne. Gürültü patırtı yapmayın sakın. Sabahtan beri herkesin kafası şişti zaten. Hoş geldiniz. Var mı bir mask? Hiç sormayın. Bitirdiler beni. Sabahtan beri peşlerinde koşmaktan helak oldum. Neyse tamam. Gel benimle. Beni soran oldu mu? Ali Hanım sordu. Alışverişe gitti dedim. Kenan geldi mi? Yok, henüz gelmedi. Banka sorun çıkardı. Yüksek bir meblağ olduğu için önceden talep vermem gerekiyormuş. Ancak yarısını alabildim. Peki ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Düşüneceğim bir şeyler. Ne var Ayşe? Müsaitseniz bir maruzatım olacaktı. Müsait değilim, sonra gel. Arzu Hanım, Elif'le Tuğçe aynı odada... Bir şey deme Ayşe, tamam? Sonra konuşuruz. Peki Arzu Hanım. Hadi bakalım, güzel güzel uyuyun. Ayşe teyzeciğim, Allah rahatlık versin. Sana da güzel yavrum. Bırak. Ben kendim yaparım. Onun gibi bebek değilim ben. Hadi Allah rahatlık versin.
uykum yok. Ama çocuklar erken yatar. Ben artık büyüdüm. Sen bebeksin. Sana bir sır vereyim mi? Aa. Ama çok önemli. Dinle. Bak, sesleri duyuyor musun? Bu kim biliyor musun? Hayır. Söyleyeceğim. Ama sen kesin korkarsın. Daha önce buradaki çocukları da almış. Bu sefer kesin bizi almaya geliyor. Kim? Burada da yaşayan korkunç hayalet. Yarına kadar o parayı tamamlamam lazım. Başka çarem kalmadı. Sen yarın gidip bunu bozdur en iyisi. Ama bu düğün hediyeniz, yüz görünmüyünüz değil mi bu? Abuk subuk konuşma Gonca. Başka yolu mu var? Adam her şeyi anlatacak yoksa. Peki nasıl isterseniz. Alo Ayşe abla. Alo Melek, ablacığım nasılsın? İyiyim abla, iyiyim. Melek, sen oralarda öyle. Aklım hep sende. Isınabiliyor musun bari, nasılsın? İyiyim ben ablacığım. Asıl Elif'in nasıl? Elif iyi çok şükür. Şimdi yatırdım onu da, uyuyor. Hala o çocuğun yanında mı kalıyor? Hı. Ama endişelenme. Ben göz kulak oluyorum Elif'ime. Hepsi benim yüzümden oldu. Her şeyi ben başlattım. Şşş. Melek, sen ağlıyor musun? Yapma ablacığım. Ne olur ağlama. Yok Ayşe abla. Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Nasıl verdim kızımı onlara? Allah'ım sen affet beni. Güzelim, başka ne yapacaksın ki? Hastanedeki halini unutuyor musun? Bak her şey düzelecek. En kısa zamanda kızını getireceğim sana. İnan bana her şey düzelecek. Ne olur ağlama ablacığım. İnşallah ablacığım, inşallah. Kızımı öpüp kokla benim için, olur mu? Olur canım, olur. Baba. Ne var lan?
Ya bir şey diyecektim. Söyle. Şey, şu benim şey var ya. Ne lan? Ya baba şey daha işte. Kuaför dükkanı açmak istiyormuş. Hani ben de düşündüm de acaba birazcık destek atar mıyız? Oldu. Kendi işimiz bitti, el aleme sermaye vereceğiz. Banka mıyız lan biz? Baba, el alem değil o. İleride gelinin olacak senin. Başlatma lan şimdi gelininden, kızından. Armut. Hayaletler sadece masallarda olur güzelim. Hayır, gördüm. Odadaydı. Korkak, korkak tavuk. Tuğçe. Ben bir şey yapmadım, kendisi korktu. Of, ne olacak bu çocuklar böyle? Gece bile insana rahat vermiyorlar. Tamam, kesin. Hayalet falan yoktur. Çıkın odanıza. Ben korkuyorum ama. Korkaksın işte. Korkak tavuk, korkak tavuk. Tuğçe. Halacığım gel hadi. Elifciğim sen de gel. Bakalım herkes yatağına. Yapma. Aa Tuğçe, yapma böyle alacığım. Of. Senin canın oyun mu istiyor bakalım? Ha? Oyun mu istiyor? Ya ne kadıklama. Sevsene beni, çok güzel oluyor. Seviyorum zaten anacığım. Canım, çok seviyorum seni. Hadi bakalım. Siz güzel güzel uyuyun şimdi. Kıyamam sana. Bakalım. Size iyi geceler.
Hanım'ım. Gonca ne yaptın, hallettin mi? Halledeceğim, halledeceğim de o kadar çok trafik var ki inanın daha çarşıya bile varamadım. Tamam, uzatma. Bir an önce hallet gel. Yoksa her şey mahvolur. Anlaşıldı mı? Alo? Aa, kapamış telefonu. Ay tutuştu, tutuştu. Ay tamam, halledeceğiz işte. Ay ne acele ediyorsun ki yani? Günaydın. Hala günaydın. Günaydın balım benim. Hala yanıma otursana. Ama halacığım benim çıkmam lazım. Ama hala. Hayırdır kızım, nereye? Medreseye gideceğim anne. Dersim var. Gidersin. Otur iki lokma bir şeye. Hala gitme. Beraber parka gideriz. Orada oyun oynarız. Sonra da hamburger yemeye gideriz. Canım benim, kıyamam. Ama ablacığım çıkmam lazım. Söz veriyorum, gelince seninle birlikte resim yaparız, tamam mı? Hayır, istemiyorum işte. Ama yapma böyle ablacığım. Bana ne ya? Bana ne? Tuğçe. Ya, of. Hadi size afiyet olsun. Be. Bu zekanın bir gün patlayacağı belliydi ama. Para senin köpeğin olsun be, köpeğin. Şu yenge hanımın halini hatırını bir soralım bakalım. Der ki geç kalacağım der. Deme lazım. Arkadaşın Veysel. Pislik. Hadi Gonca sat şu gerdanlığı. Oh be. Gözüm gönlüm açıldı vallahi. Ay sen ne güzelsin öyle. Ay bayıldım, bayıldım. Kızım, yıllarca çalış, çabala, tüm pis işleri sen yap ama... Ama işte... Hadi Gonca, hadi. Sat şu gerdanlığı.
şaşırttınız. Hoş bir tesadüf oldu. Hasımıt'ın sevdiğinizi bilmiyordum. Severim. İnsanlar sohbet etmeden neyi sevip sevmediklerini bilemezler tabii. Haklısınız. Özellikle Hafız Osman'ın eserleri ayrı bir yerdedir. Özeldir. Beni şaşırttınız. Yeter ama. Babaanne beraber oynayalım. Ne oyunu kızım? Başım şişti zaten. Lütfen babaanne ne olur. Tuğçe git annenle oyna. Of. Peki, ders almayı hiç düşünmediniz mi? Hat için mi? Evet. Ben böyle uzaktan seyretmeyi seviyorum. Derse kadar vaktiniz varsa birer kahve içelim mi? Bilmem ki. Tabii sergiyi bir kez daha turlamak isterseniz o ayrı. Aslında daha yarım saatim var. Hadi o zaman. Şöyle geçelim mi? Tamam, olur. İpek Hanım. İpek Hanım, iyi misiniz? Aliye Hanım, bir şey diyecektim. Söyle Ayşe. Bugün bazı işlerim vardı. Bir mahsur yoksa bugün için izin isteyecektim sizden. Hayırdır inşallah. Bu kim böyle? Alacaklı gibi. Ayşe, baksana kapıya. Geldim, geldim. Of, Allah'ım nasıl çıkacağım ben buradan? İpek! Ne oldu Melih Bey? İpek! Ne oldu kızıma? Ay yarabbim! Bilmiyorum. Annem bayıldı. Ay. Ben de hemen eve getirdim. Nerede? Nasıl? İpek! Aç kızım gözlerini. Hastaneye götürüyordum. Yolda kendine geldi. Eve getirmemi söyledi. Sonra tekrar... Anladım. Hemen yukarı çıkaralım.
Bak. Şerife, su, kolonya bir şey getir. Hemen getir. Aman dikkat, başı sarsılmasın. Yukarı. Eyvah, var olsun. Ne oluyor ya? Kızım, Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. İpek. Odaya, çabuk odaya. Ne olmuş? Bayılmış. Melih Bey getirdi. Eve getirmekle hata mı ettim acaba? Hastaneye mi götürseydik? Yok. İyi yapmışsınız. Ayşe, doktorunu ara hemen. Allah'ım ben ne yapacağım? İpeği bu halde bırakıp nasıl çıkacağım dışarı? İpek, kızım. Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Kaç saattir? Hanımım, bozmuyorlar gerdanlığı. Hiç kimse satın almak istemiyor. Herkes fiyatının çok yüksek olduğunu söylüyor. Nasıl almıyorlar ya? Gonca, o paraya ihtiyacım var, anlamıyor musun? Ne yap ne et, hallet şu işi. Paraları da almadan geleyim mi? Deme. Zor günler geçmek bilmiyor değil mi? Şimdi İpek bayıldı. Siz de hazır gibisiniz vallahi. İpek'i de kurtarmışsınız. Ben yukarı bakayım. İstemeden. Konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Emiroğlu ailesinin zor durumda olduğunu bilmiyordum. Anlayamadım. Ya da ailenin değil de sizin mi demeliydim? Siz ne demek istiyorsunuz? Gerdanlığınızı bozduracak duruma gelmenizi, kötü duruma düşmenizi istemem demek istiyorum. Eğer yanlış anlamazsanız size yardımcı olmak isterim.